Yaşamdan Konuklar Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla yayınlanmaktadır. BRT ekranlarından Bayrak Radyosu özel yayınından, Yaşamdan Konuklar programından, yeniden sahneden herkese merhabalar değerli dinleyenlerimiz, değerli izleyenlerimiz. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda yeniden sahnedeyiz ve bu hafta adına özel bir konuğumuz var. Ve bu özelliğin içerisinde birçok dokunduğu hayat var. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Birimi Sorumlusu Melek Kanlı Hanım bu hafta bizlerle. Özel eğitimde gelinen noktayı konuşacağız, yasaları konuşacağız, ailelerin durumu ve öğrencilerimizin durumunu konuşacağız ve geleceğe dair beklentileri konuşacağız. Yeniden hoş geldiniz diyoruz birlikteliğimize. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz Melek Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Farkındalık Günü için farkındalık yaratmaya dair özel bir program yaptığınız için de teşekkürler. Evet, geçtiğimiz haftalarda bu konuya çokça fazla değindik. Bizim her zaman Ömer Bey'le söylediğimiz bir konu var ki, hani biz sadece 3 Aralık Farkındalık Günü'nde değil de yılın 365 günü bu konuya değiniyoruz ve bu konu bağlamında konuklarımızla da bu konuyu masaya yatırıyoruz. Özel gereksinim aslında hayatımızın her alanında ve sadece bir dönemde değil, her an karşılaşabileceğimiz bir aslında sorgu hayatımızda. Tabii biz bunun ne kadar farkındayız, ne kadar içerisindeyiz bunu da ayrıca kendi kendimize aynadaki surette sormamız lazım diye düşünmekteyim. Değil mi Ömer Bey? Yani ne kadar yaşıyorsak, ne kadar hissediyorsak, ne kadar empati kuruyorsak aslında buna bağlı olarak eşdeğer oranda farkındayız. Yani evet son birkaç haftadır özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sürecine değindik. Bugün de muhakkak gündem taze olduğu için yine bu noktadan ilerlememiz gerekecek. Şimdi burada şunu söylüyoruz, şunu hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Dediğim gibi 365 gün farkındayız, 365 gün düşünüyoruz, evet. Lakin bu günleri, bu türevli gün ve haftaları da gerçek anlamda farkındalık bakış açısıyla değerlendirdiğimizde günün anlam ve önemini de İşte o zaman icra etmiş oluruz. Yani kutlamak yerine empati duygusuyla adımlar atıldığında, sadece demeç vermek yerine günün farkında olarak problemlerin, engellerin giderilebilmesi için çözüm arayışları üretmeye çalışarak, bunları konuşarak, tartışarak bir süreç geride bıraktığımızda da işte bana göre tam anlamıyla o zaman bugünü icra etmiş oluruz. Evet. Peki Melek Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Hani dedik ya 365 gün bu olayın içerisinde olan bir isimsiniz siz de. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Birimi bu konuda neler gerçekleştirmekte? Yani halen hazırda olan yasal sürece ilişkin genel bir bilgiyle başlayalım arzu ederseniz. Evet, yasamız özel eğitim çocuklarının eğitim yasası uzun yıllar çalışmanın, bir komitenin çalışmasının sonucunda 17 Kasım 2022 tarihinde meclisimizden geçti, onaylandı. Ve bu ciddi anlamda birçok eksikliği giderdi. Şimdi bunun detaylarını da kapsayacak olan tüzük çalışması bitmek üzere. Ardına yasamızın tüzüğü de tamamlandığında bu alandaki eksiklik sona ermiş olacak. Bu tüzük çalışması ise çok yoğun bir şekilde devam etmekte. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitime ciddi anlamda önceliğe alınmış bir pozisyonda. Bunda okullarımızın eğitim süreleri, son yıllarda kadrolanan özel eğitim öğretmenlerinin sayıları. Şu anda bizim ilk öğretim dairemize bağlı 109 tane okulumuz var. Bu 109 okulun 7 tanesi özel eğitim okulu. Bunların isimlerini verecek olursak eğer her ilçemizde Girne'de Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Karakum'da, Gazimağusa'da Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu,
Yeşil Lefke'de Yeşilyurt Özel Eğitim ve Yeş Eğitim Okulu, Lefkoşa'da hem Lefkoşa Özel Eğitim ve Yeş Eğitim Okulu hem de Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu. Aynı zamanda İskele'de iki tane hizmet vermekte olan Özel Eğitim ve Yeş Eğitim Okulumuz var. Bunlardan biri Ziyamet, diğeri ise Ötüken. Şu anda 1000'in üzerinde özel eğitim gereksinimli öğrencimiz var. Yani 400'lerde merkezlerde yararlanan öğrencimiz varken 600 kusurlarda kaynak odalardan yararlanan öğrencimiz var. Kaynak odalar nedir? Onlardan bahsedelim. 109 tane ilköğretim dairemize bağlı okulun 7 tanesinin özel eğitim okulunun olduğunu söyledik. Özel eğitim okulundan yararlanan öğrencilerimiz yoğun özel eğitime ihtiyaç duyan, hayatını bağımsız bir şekilde geçirebilmek için onlar için hazırlanmış olan materyaller, bireysel programlar ve ya bireysel ya da küçük gruplarda eğitim alan çocuklarımız devam etmekte. Diğer yandan artık hepimizin farkında olduğu farkındalık arttık sonra artık hep önceden duyduğumuzda "Aa bu ne ki?" dediğimiz artık sayıların çok arttığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarımız, öğrenme güçlüğü olan çocuklarımız ki disleksi, okuma güçlüğü, diskalkülü, matematik güçlüğü, disgrafi, yazma güçlüğü. Hani bu çocuklarda örneğin zihinsel olarak herhangi bir yetersizlik yokken, yani aslında potansiyel varken performansın ortaya çıkamama hali. Ve bu çocuklara devam ediyorum tabii. Diğer çocuklarımızın hepsine de otizm spektrum bozukluğu dediğimizde çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Evet. Bazı çocuklarımız acaba konuşacak mı? Acaba hayatını bağımsız geçirecek mi? Bunun için ne kadar erken ve yoğun özel eğitime ulaşabilirim gibi ailelerin taşıması lazım ailenin. Varken bazı çocuklarda tam her şeyi yapabiliyor, işte aklı bunları kesebiliyor da neden işte kendi istemez diye yapmaz. Örneğin ailelerin yaklaşımı aslında değil. Bizler son birkaç yılda şu anda 109 okulun 7'si özel eğitim, 102 okulun yarısından fazlasında kaynak odamız mevcut. Kaynak oda ne? Okulu, anaokul veya ilkokulun bünyesinin içerisinde özel eğitim öğretmenimiz o okulda görevli. Ve biraz önce bahsettiğimiz hafif düzey zihinsel yetersizliği olabilir, hafif düzey öğrenme güçlüğü veya öğrenme güçlüğü tanılı olabilir, DHB dikkat eksikliği bir aktivite bozukluğu tanısı olabilir, otizm spektrum bozukluğu olabilir ve daha birçok özel gereksinim ihtiyaçlı çocuklarımız akranlarıyla aynı ortamda gittikleri okulda ihtiyaç duydukları özel eğitimi okuldaki alandan mezun özel eğitim öğretmeni tarafından gerek duyuluyorsa kaynak odada özel eğitim öğretmeninin olduğu sınıfta gerek duyuluyor ise sınıf içerisinde işbirliğiyle sınıf öğretmeninin işbirliğiyle çocuğa sunulabilmekte. Çocuk ihtiyacı duyduğu özel eğitim desteğini aldığı sürece yaşıtlarıyla arasındaki farkı kapatıp olabildiğine bağımsız bireyler yetiştirmek, akranlarıyla bir ilerleyen çocuklar yetiştirmek hedefimiz. Yani bir süreç aslında bunlar baktığınız zaman. Ben böyle gıptayla sizi dinliyorum açıkçası. Ve şöyle bir şey baktığınızda söylediğiniz Ziyamet geçtiğimiz zaman içerisinde yani bir yıl oldu mu bu yenilenme süreci sanırım. Bir yıl içerisinde yeni bir binaya kavuştular diye biliyorum. Kavuşmasını ya da yapılandırma. Harikasınız bu konuyu açtığınız için. Geçen yıl bununla alakalı bir protokol imzalandı. Evet. Ki yeni binaya geçelim diye. Çünkü orada çalışan her bir öğretmene... Leman Hanım'dı bir önceki galiba. Sorumlumuz Leman Hoca'ydı. Çok da ilgili genç bir isimdi kendisi. Selam ve sevgilerimizi kesinlikle gönderelim. Leman Hoca. Evet. Çok mutluyuz. Şu anda bizimle özel eğitim birimimiz. Evet. Bakanlık'ta. Yeni sorumlumuz Mehmet Hoca, Mehmet Arıcı. Kendisi de en az Leman Hoca kadar çalışkan. Okul için çok yeni ve çok genç olmasına rağmen harika hizmetler götürmekte. Okuldaki öğretmen kadrosu çok heyecanlı Ziyamet'le alakalı konuştuğumuzda. Ve yeni okullarını iple çekiyorlar oraya taşınmayı. Ancak henüz daha yapımı başlamadı. Protokol imzalandı. Umarım en kısa zamanda imzalanan protokolün bakanlığımız ve vakıf arasında, Falyalı Vakfı arasında imzalanan protokol gereği yapımı başlanır ve çok hızlı bir şekilde oraya geçeriz. Çocuklarımız için, o bölge halkı için, çünkü küçücük bir bölge gibi gözükse de değil, kesinlikle değil.
çok ciddi ihtiyaç olan bir bölge. Oradaki bütün okul aile birliği, öğrenciler, öğretmenler, herkesin yüreğine sağlık. O binada o şekilde eğitim yaptıkları için. Bilinmeyen, kayda geçmeyen o kadar çok özel gereksinime muhtaç kişiler var ki orada. Hem çocuklarımız hem de ileri yaşta kişiler var. Ben de bir ziyametli olarak o yüzden bazı konulara da vakıfım. Bu konuda ben her zaman söylüyorum, bu yolu biz 3 yıldır Ömer Bey'le sürdürüyoruz. Ve ilk başladığım noktalarda ben Ömer Bey'e gittiğim zaman böyle böyle isimler var. Dernek olarak o bölgede hiçbir şekilde kaydı olmayan, en basit bez ihtiyacından bile sıkıntılar doğan çok aile vardı. Ömer Bey'in Engelliler Dayanışma Derneği'ni kaydettik ve birçok hayati fonksiyonlarının karşılanmasında Ömer Bey'in derneği yardımcı oluyor. Emeğinize, ne kadar teşekkür sağlık etsek bu noktada çok az. Estağfurullah. Şimdi şöyle, yani o bölgemizde ulaşım problemlerinden kaynaklı olabilir, mesafeden kaynaklı olabilir. Şehirlerimize temas noktasında bir yetersizliğimiz olduğu aşikar. Bunun yanında bölgede ikamet edip yaşayıp da vatandaşlığı olmayan da çok insanımız var. Yani takribi 9-10 yıldır biz bölgeyi ziyaret etmeye başladık. Denek'te göreve başladıktan sonra. Ama şu var, yani ziyametle alakalı aslında konuşuyorduk. Oraya değinmek istiyorum konu dağılmadan. Okulda, okul aile birliğinde, öğretmenlerimiz arasında, idarecilerin tümünde, yani dün, bugün genel olarak bunu ifade ediyorum, gerçekten çok ciddi bir gönül birliği var. Kesinlikle. Yani biz sivil toplum olarak gittiğimizde de, onlar Lefkoşa'ya geldiğinde de muhakkak bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yani o gönül birliğini ve yaptıkları hizmetlerdeki hassasiyeti, heyecanı geçen dönem, geçen sene imzalanan o protokol sonrasındaki sevinçte de görebiliyorsunuz. Yani evet, protokol imzalandı ama sanki yarın sabah o bina yapılmış ve içine gireceklermiş gibi ciddi bir heyecanları vardı. Bu heyecan ve beklenti hala var. Projenin mimarlarla çalışma aşamasında daire müdürümüz Hakkı Hoca, Hakkı Başarı ile beraber mimarlarla toplantı yaptığımızdaki o bir önceki seneydi örneğin. Geçen dönem 2023'te 2022-2023 eğitim yılının sonunda bu protokol imzalandı ve çok heyecanlıydık hepimiz. Düşünün ki önceki yıllardan onun projelerini çalışırdık. Hani evet. Tek sandalyeli çocuğumuz nereden giriyor, üst katta nereye geçiliyor, atölye nereye kurulacak, rehber öğretmenimiz nerede. Hepsini böyle adım adım çalıştık önceki yıldan. İnşallah yapıldığında göreceğiz. Çocuklarımızın uygun ortamda eğitim aldığını da göreceğiz. Yani bunları konuşmak... En büyük temennimiz bu. Evet. Evet, konuşmak bana göre hep ifade etmeye çalıştığım bir şeydir. İlk adımdır. Biz ilk adımı atabiliyorsak inanıyorum ki gerisi de bir şekilde gelecek. Evet. Kesinlikle. Peki Melik Hanım, özel eğitim yasasından bahsettik. Özel eğitim yasa tasarısının yasalaştığını biliyoruz. Bu konuda yasal altyapı ve zemin ne kadar uygun? Uygulama noktasında yeterli seviyeye gelindi mi? Hani uzun da bir süre geçmedi. Bir yıl kadar 17 Kasım 2022'de tam, evet, geçti. Bir yılı geçtik. Evet. Şöyle söyleyeyim. Aslında bizim daha önce özel eğitim yasamız, eğitim sürecine dair yasamız olmadığı işlerin yapılmadığı anlamına gelmezdi. Ben 15 sene önce ilk görev yerim Ziyamet'ti. Ziyamet'teki özel eğitim okulu yoktu o zaman. Ziyamet İlkokulu'nun içerisinde kaynak oda olarak hizmet vermeye başlamıştık. Ziyamet'e giden ilk özel eğitim öğretmeni bir tane de bölgeden bir arkadaşım vardı. O arkadaşım da şimdi Kasım olsa da aynı heyecanla çalışır o da halen. Şunu söyleyebilirim. İlk kez yazılan, işte hiçbir şekilde yapılmayan şeyleri yazdık da yapacağız değil. Aslında yıllardır yaptığımız şeyler vardı. Prosedürler, izlediğimiz yollar vardı. Bunların yazıya dökülmesiydi. Örneğin size bir sınıf öğretmeni, gerek okul öncesi, gerek ilkokul, gerek ortaokul, gerek lise, kolejler, meslek liseleri, eğitimin tüm bacaklarının herhangi bir yerindeki bir öğretmen, bir çocuğuyla alakalı kafasında acaba bilirdiği zaman ne yapmalı? Şimdi bu 10 sene önce de evet özel eğitim birimi belki o zaman yoktu
Ama o zaman da bizim dairemizde, bakanlığımızda Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'ne bağlı psikolojik danışmanlık rehberlik araştırma şubemiz vardı. Çocukların eğitsel değerlendirilmesinin yapıldığı ve ihtiyaçlarının belirlendiği özel eğitim okulundan mı, kaynak odadan mı ya da yarı zamanlı özel eğitim okuluna yarı zamanlı akranlarıyla bir arada sosyal becerileri kazanacağı ortama mı gideceği değerlendirmeler o zaman da yapılırdı. Ancak bir öğretmen acaba ne yapmam lazım diye düşündüğünde telefona sarılırdı. Bakanlığı arardı. Daha önceden o öyle özel gereksinimli, özel eğitim alan bir çocuğun ailesine ulaşırdı, öğretmenine ulaşırdı. Siz ne yaptınız, ne yapmamız lazım derdi. Şu anda ise bu, yasayı açıp okuyoruz ve yasa bize ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Aynı şekilde öğretmenlerimizden bahsettik. Ailelerimiz için de durum geç aynı şekilde. Yasamızla beraber, şimdi ülkemizde 6-15 yaş arası zorunlu eğitim yaşı. Bu yaştaysa benim çocuğum özel eğitim okuluna veya ilkokula veya ortaokula devam etmek zorunda. Çocuğumu evde tutmak gibi, okula yollamamak gibi bir aile olarak bunu yapamam. Eğer bunu yapıyorsam çocuğun haklarını ihlal ediyorumdur. Zaten bunun en geriye giden noktasında pandemi sürecinde görmedik mi özel eğitimde çok özellikle? Çok zordu ama biz yani o dönemde okullarımızı açtık. Her yer kapalıyken bizim okullarımız o dönemde açıktı. Bütün öğretmenlerimize tekrar tekrar teşekkürler. O dönemdeki azimleriyle, sevgileriyle çalıştıkları için. Özel eğitim çocuklar evde kapalı değildi. Ne yaptık o dönemde? Tabii pandeminin konu bölünüyor ama pandeminin gerekleri için ne yaptık? Grup değil bireysel olarak devam etti eğitimler ama özel eğitim hizmetini hiçbir şekilde durdurmadık. Pandemi sürecinde dahil. Tekrar dönüyorum. Bir çocuğum olduğunda hani önceden ne yapardım, yasanın çıkmasıyla ne yaparım veya zorunlu eğitim yaşımdan bahsettim. Çocukların illaki okula gitmesinden bahsettim. Diğer yandan da devlet olarak bizim 4 yaş okullarımız, 4 yaş kreşlerimiz, anaokullarımız ve 5 yaşlarımız mevcut. Ve 18 yaşına kadar Eğitim Bakanlığı hizmetlerine devam etmekte. Yasamızla beraber artık 0-3 yaşta erken çocukluk döneminde olan çocuklarımızın yani ben 2 yaşında çocuğu olan bir anneyim. Yeni doğmuş, Down sendromlu çocuğu olan bir aileyim. 3 yaşında çocuğu. Kastettiğim, burada bahsettiğim şey ne aslında? Ne 6-15 arasındayım ne de devletin kreşinin anaokulunun başladığı 4-5 yaşın olduğu dönemde. Yani bir öncesindeyim. Araf durum söz konusu. Araf olmaması için ne yapmam lazım? Evet. Aynen öyle. Çocuğumu güzel soru. Fark ettiğim anda herhangi bir şekilde farklılığı var. Nasıl fark edebilirim? Hı. Çocuğum yürümeye başladı mı? Konuşmaya başladı mı? Göz kontağı kuruyor mu? Bir yaşındayken konuşmaya başlaması, iki yaşına geldiğinde iki kelimelik cümle kurması, üç yaşında üç kelimelik cümle kurması. Bunlar çok basit, akılda kalıcı, yaşla bağdaştırabileceğim tuvalet eğitimini tamamladı mı? Oyun oynamaya başladı mı? Eğer bunları yapıyorsa benim çocuğum, demek ki yaşıtlarıyla beraber ilerliyor. 4 yaşa geldiğinden bir şey fark etmedim. Anne baba olarak veya birincil bakıcı dediğimiz nene dede pozisyonundaki bireyler çocuğumuzun bir farklılığında kolayına yakıştıramıyoruz. İşte erkek çocuğudur geç konuşuyor ya da amcası da böyleydi ama sonra bir şey kalmadı gibi. Gerek 0-3'te gerek 0-6 yaşta benim çocuğumu yakalamam ve ona özel eğitim hizmetini sunmam altın dönem ve bütün ömrünü değiştirecek. Bütün ömrünün o çocuğun ailesinin toplumun kalitesini değiştirecek. Eğer ben o dönemde o çocuğa özel eğitim hizmetini sunacak olur isem. Dolayısıyla 4-5 yaştan önce zorunlu eğitim yaşından çocuğum okula gitmeden önce çocuğumda bir farklılık olduğunu hissettim. Ne yapabilirim? Hani okula da gitmez çünkü okulda olsam öğretmen bana sınıfın öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nin sayfasından, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Araştırma Şubesi'nin sayfasından gözlem formu doldurup ilgili dairelerine iletecekler ki o çocukların eğitsel değerlendirilmesi için randevu süreci oluşturulsun, değerlendirilsin. Ardına gerek sınavlarda önde oturması mı,
kapıdan uzak oturması mı, sınavının sözlü yapılması mı, ek süre tanınması mı, yazma güçlüğü olan bir çocuk ise yazman verilmesi mi, ses kaydı mı? Sonsuz öneri sunulur o çocuğun, her bireysel özel gereksinimi çocuğun ihtiyacına yönelik. Ama aileyim. Dolayısıyla evet, çocuğumu yakalayacak bir öğretmen, psikolojik danışmanlık, rehberlik araştırma şubesiyle iletişime geçecek öğretmenim yok. O farklılığı yakaladığım anda Eğitim Bakanlığı'na gelerek, bize gelerek, özel eğitim birimine gelerek çocuğumun kaç yaşında olursa olsun, 6 aylık, 2 yaşında, 3 yaşında fark etmez. Çocuğumu bir dilekçe dolduracağız beraber. Bir randevu alıp onları pederastan eğitsel değerlendirmesini yapacağız. Bu değerlendirmenin ardında diyeceğiz ki evet, benim çocuğumun yaşıtlarına göre bir farklılığı var. Tanı koyamayız. Ülkemizde sadece çocuk ve ergen psikiyatristleri tanı koyar. Ama eğitsel olarak, gelişimsel olarak bir farklılıktan bahsediyoruz. Bir değerlendirme denilebilir. Belki daha doğru tanım olur o dediğiniz gibi. Evet, değerlendirme, eğitsel değerlendirme. Evet. Bunun sonucunda aileyi yasamız sayesinde, böyle bir şey daha önce yoktu. Çünkü bu çocuklar, bu çocuklarımızın eğitim yaşı başlamamıştı. Bireyselleştirilmiş aile hizmet programı, nasıl özel gereksinimli her çocuğun bireyselleştirilmiş eğitim programından bahsediyorsak, çünkü bakanlığımızın bir müfredatı var. İlkokul 2. sınıftaki çocuğun el deli toplamaya başlayacağı, onluk bozarak çıkarma yapacağı, bunların hepsi o müfredatta. Bütün ilkokul 2'ler bunları yapıyor. Benim ilkokul 2'deki çocuğum veya ilkokul 2 yaşındaki özel eğitim gereksinimli çocuğum özel okul, eğitim okulunda ne yapıyor? Bireyselleştirilmiş eğitim programı doğrultusunda yaşına uygun ve gelişimine uygun beklentileri içeren bireysel programı doğrultusunda çalışır. Okul döneminin öncesindeki çocuklar için ise artık bireyselleştirilmiş aile hizmet programı doğrultusunda haftanın 2 günü merkezlerimize çağırarak ücretsiz olarak ailelere çocuklarıyla beraber gittikleri ve çocuklara nasıl uyaran sunacakları, nasıl dönüt verecekleri, işte ben kıyamazdım değil, nasıl sınır koyacakları, nasıl en iyi eğitime kavuşacaklarına dair hizmetler veriliyor. Daha önce bu yoktu ve bu mükemmel. Evet. O yaşta o çocuğa dokunabilmek. Dolayısıyla eğer bir şey fark ediyorsak hiçbir şekilde bunu kaçırmamamız lazım. Erken yaştaki müdahalemizle, özel eğitimdeki müdahaleyle ilerleyen yaşlarda özel eğitim almasına gerek kalmayabilir bir çocuğun. Bu noktada ben sizi hani dinlerken şunu söylemek isterim. 2 yaş dediniz mesela, ailenin getirmesi lazım. Hani eğitim sürecini yönlendirmek açısından. Zaten en büyük sıkıntımız bizim. Yıllardır aynı konuyu söylüyoruz, aynı konuda takılıyoruz. Kabul süreci. Hı hı. Ailelerin kendi içerisinde, anne babanın kabul süreci, çevrenin kabullendirme süreci aslında bu özel eğitim sürecini çok geciktirmekte. Bilmiyorum, siz bu noktada ne söylemek istersiniz? Yani şöyle küçük bir ekleme yapayım. Tam evet. Melek Hanım da değerlendirmelerde bulunurken zihnimde böyle canlanan bazı diyaloglar oldu. Misafir ettiğimiz daha birkaç hafta önce bir ailemiz vardı mesela. Evet. Bu erken değerlendirme, ailenin erken fark ederek belli adımlar atması çok önemli. Ama işte o fark etme sürecinde kabullenememe, konduramama ya da acaba mı sorusu, aile bireylerinin kendi arasında fikir ayrılığına düşmesi, aile büyüklerinin farklı yorumda bulunması, anne babanın farklı yorumda bulunması. Yani biz bunları sivil toplum ayağına baktığımızda çok sık yaşıyoruz. Yani bize gelip de bakanlığımıza yönlendirdiğimiz, ilgili kurumlarımıza yönlendirdiğimiz çok aile var. Ama bu sürecin, evet belki bu psikolojik bir nokta, psikolojik bir nüans ama en azından yani başlangıç düzeyinde belki fikir olması mahiyetinde ailelerimize ne söylememiz lazım? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Tuğba Hanım'ın söylediği gibi bizim için hep aynı konu. Bize aynı. Yıllarca konuşuyoruz. Aynı. Veya sizin bahsettiğiniz gibi ailelere yaklaşımımızdan da burada bahsedebilirim. Her birine farklılıklar olsa da benzer şekilde vakit kaybetmeyin diyoruz. Ama biz için de 365 gün dediğiniz için, olduğumuz için, yıllardır hizmet emek verdiğimiz için içinde olsak da
bu ailenin başına geldiğinde ona aynı veya ilk defa olan bir şey, aynı değil, ilk defa evet, olan bir şey. İlk defa yani. Ve onlar için kolay bir süreç değil. Onları öncelikle çok iyi anlıyoruz. Ailenin bu geçireceği süreci psikolojik destek alarak veya eğer çocukları için, çünkü ailenin geçireceği süreç kabul bir anda olmayacak. Reddi olacak, bunun depresyon süreci olacak. Belki pazarlık sürecine girecekler. Bunu yaparsam bu olur mu diye kabul aşamasına gelene kadar bu aşamada. Evet. Kabule geldiklerinde de ulaştıklarında da orada kalmayacaklar. Dönem dönem geri adım da atacaklar. Dolayısıyla özel eğitim dediğimizde sadece bu işin Eğitim Bakanlığı ve eğitim kısmından bahsetmiyoruz aslında. Bu işin aynı zamanda da Sağlık Bakanlığı ve oradaki de çok değerli çocuk ergen psikiyatrist birimindeki doktorlarımıza da iş düşer. Biraz önce bahsettik. 2-3 konudan bahsedeceğiz şimdi. Biz tanıyı koymuyoruz. Çocuk ergen psikiyatristi tanıyı koyuyor. Dolayısıyla aslında aile önce bir bize gelsin. Biz ardına muhakkak bu sürecin tıbbi tanılanma sürecine, belki tanı konmayacaktır, sadece gelişimi risk altında denilecektir ama mümkün olduğunca doktorlarımızla birlikte işbirliği içerisinde çalışmamız gerekmekte. Çünkü multidisipliner yaklaşmamız gerekmekte. Bir kere çocuk ergen psikiyatristiyle çalışmaya başladıkları zaman gerek görülmesi halinde işte bu kabul sürecinde aile ihtiyacı olan psikolojik desteği almak için oradaki klinik psikologlardan da yönlendirilip destek almaya başlayacaktır. Çünkü ailenin bu yalnız başına baş edeceği bir şey değil her zaman. Bu süreçte terapi almaları bu kabulü hızlandıracaktır. O bize gelmeleri sayesinde bakanlıktan eğitsel sürecin tamamlanması ve ardına ihtiyaç duydukları özel eğitim hizmetine kavuşmaları halinde de gittikleri okullardaki rehber öğretmenlerden de, psikolojik danışmanlık öğretmeni rehber öğretmenlerden de ihtiyaç duydukları desteği alacaklar kabul için. Bu konuda çünkü onların uzmanlığına, yönlendirmesine, terapisine ihtiyaç duyacağız. Eğer aile kabul ederse, çocuğu kendi kabulünü hızlandırırsa, kendi ihtiyacı olan desteği alırsa ki bunu yapmamız lazım. Burada da uçaktaki örneği düşünebiliriz. Hani anne kucağında bebek varsa oksijen maskesini önce kendimize koymamız lazım ki çocuğumuzunkini sonra koyabilelim. Güzel bir örnek. Evet, yani burada evet çocuğun eğitimi, biz çocuk için bunu yapmamız lazım. Çocuk için bunu yapmamız lazım. Ama bu masanın ayaklarından biri aile. Eğer biz aileyi yanımızda tutamazsak, aile ihtiyaç duyduğu terapi, destek süreçlerini alamazsa uygun gerek doktorlara, gerek pederaşa, gerek Eğitim Bakanı'na, okuldaki rehbere ulaşmazsa, işbirliği içerisinde tavır sergilemezse, tutum geliştirmezse, o zaman ben o çocuğun ihtiyacı olan hizmeti ona götüremem. Ciddi bir eksiklik yani olur. Yani önce biraz ben diyerek, ben ama vakit kaybetmeden, beden ve fiziksel evet, ruhen de aslında güzel bir psikolojiyle o çocuğu kucaklamalı, ama işte bu da bazen uzun bir süreci alabiliyor. O uzun süreç noktasında. İşte benim neyim? Gelişim dönemlerinden bahsettik ya, 0-3 yaşın önemi, evet, veya 6 yaş öncesinin döneminden bahsettim. Eğer aile 2-3-4-3 yıldaki 4 yılı bu durumu reddederek geçirirse, belki de benim çocuğum... Çok büyük bir kayıp 4 yıl. Yani eğer ailem böyle bir süreç geçirecek olursa benim, demektir ki belki de bağımsız yaşayabilecek olan, konuşabilecek olan bir çocuk belki de ömür boyunca tek kelime diyemeyecek. Tüm evet, hayatı. Tüm hayatı. Ve o çocuğun hayatı demek aslında toplumumuzun evet, hayatı. Bu okula devam etmeyen çocuklar için olan ailelerin kabulü ve harekete geçmesine, harekete geçerse ne yapmaları gerektiğini, yaptıklarında hangi hizmetlere ulaşacaklarına dairdi. Bizim bir de diğer kısmımız var aslında. Yavaş yavaş da toparlayarak gidelim. Gerçekten. Son dakikaları programımızın tamam. Melek Hanım. Çok keyifli ama. Tamam, o zaman hızlanıyorum. Bir diğer önemli olan kısım da okulumuza devam etmekte olan aileler. Yani çocuk halihazırda ilkokul 1, ilkokul 2, ilkokul 3 ve artık yaşıtlarından farklılık göstermeye başladı. Yani ben ilkokul 1. sınıf çocuk, işte bu sıralar geldi ve artık Kasım sonu okuma yazmayı sökmesini bekliyorum. Eğer sökemiyorsa okuma yazmayı, benim koşa koşa bir şey yapmam lazım.
Çünkü ya Mayıs Haziran'a kadar okuma yazma örneğin halledeceğim ya da sınıf tekrarı yapmam gerekecek. Veya daha ciddi problemler var. Merkeze gitmem lazım. Özel eğitim ve iş eğitim okuluna gitmem lazım. Bu süreçte örneğin okul müdürlerinden, ilkokul birinci sınıf öğretmenlerden, kaynak oda öğretmenlerinden, rehber öğretmenlerden çok fazla telefon alıyoruz. Ve diyoruz ki ne yapmamız lazım? Çok hızlı pederaj gözlem formu doldurun. Ve bakalım eğer yönlendirebilirseniz, özür dilerim, eğer yönlendirebilirseniz çocuk ergen psikiyatristine yönlendirin. Aynı zamanda tıbbi değerlendirme süreci de başlasın, eğitsel değerlendirme süreci ve ihtiyacı olan özel eğitime kavuşsun. Okulda özel eğitimci var, okul sınıf öğretmenimiz var, rehber öğretmen var ve yine de bazen aile diyor ki hayır ben istemiyorum. Ve tek düşündüğü şey aslında yine kabul aslında çocuğuna yakıştıramama şey ne? Gereğini yaparsak yani eğer ihtiyaç duyduğumuz hizmeti, eğitimi, danışmanlığı sunarsak o engel olmaktan çıkacaktır. Eğer bunları zamanında erken ve yoğun bir şekilde yaparsak ve bakanlık bunun için çok ciddi çaba, bütçe, zaman, hizmet ayırır okullara materyalini ya da öğretmeni yollarken. Aile der ki ben istemem ve ben istemiyorum dediği zaman İşin başında gönüllülük olduğu için zorlayamadığımızda okuldaki çocuğu bile pederaşa yollayamayan ailelerimiz, öğretmenlerimiz var. Düşünün okulda özel eğitim öğretmeni, okulda rehber öğretmen. Biz hazırız, pederaş hazır, herkes hazır ama aile diyor ki hayır istemiyorum. Ama bilerek, konular, isteyerek gözünüzün önünde kayan hayatlara da şahit oluyorsunuz. Herhalde işin en zor tarafı da bu. Yani Melek Hanım konular çok geniş evet. Ama bizim de süremizin sonu. Çok tamam. Teşekkür ederiz. İlerleyen haftalarda yeniden konuk almak istiyorum ben sizi. Tamam. Geniş çaplı bir şekilde aktarım yapmanız için. Çünkü konular askıda kaldı maalesef ki. Aynen. Son sözünüz nedir dinleyenlerimize, izleyenlerimize? Davetiniz için çok 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 teşekkür ederim. Yapabileceğimiz çok fazla şey var. Alacağımız çok fazla yol var. Ülke olarak, toplum olarak bunu hiçbirimiz yalnız başımıza yapamayız. Gerek evet. Sivil toplum, gerek bakanlık, gerek aile, gerek okul, çocuk hiçbiri ne kadar olumlu tutumla ve işbirliği içerisinde çalışırsak o kadar yol kat edeceğimiz, o kadar hizmet vereceğimize inanıyorum. Vakit kesinlikle. Kaybetmeyelim bu kadar. Geç olmadan adım atalım. Aynen çok öyle. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimiz, değerli izleyenlerimiz, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda Yaşamdan Konuklar programının yine bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Birimi Sorumlusu Melek Kanlı Hanım'dı bugün adına sohbetimizde bize eşlik eden, yaşam sahnesinde var olan. Konularımız tabii ki askıda kaldı. İlerleyen zamanlarda yeniden kendisini konuk alacağız. Yeniden görüşünceye değin. Hoşça kalın. Kusura bakmayın. Yaşamdan Konuklar Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla yayınlanmaktadır.